hocam bir de şu var. Strese girdiğim zaman midemiz ağrır. Hı-hı. Canımız sıkıldığı zaman diye yemek ihtiyacı alırız. Yani hı-hı, bunun sebepleri nelerdir? Günümüz toplumunda artık stresle hepimiz yaşıyoruz ama baş edebilenlerimiz oluyor, edemeyenlerimiz oluyor. Bu sefer hormonal denge bozuluyor. Stres hormonları diye hormonlarımız var. Steroidler, kortizon, adrenalin. Bunların hepsi vücuda birçok organa etki ediyor. Mesela sinirlendi, tansiyonu çıktı. Niye? Adrenalin salgılanıyor böbrek üstü bezinden. Hemen damarlar büzüşüyor ve tansiyon yükseliyor. Bunun gibi bütün stres hormonları hedef organda bir değişiklik yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de mide. Evet. Midede, genelde de hemen mideye yansıyor. Midedeki asit üreten parietal hücreler bu stres hormonlarından etkileniyorlar ve daha yüksek miktarda asit salgılıyorlar. Ve midenin koruyucu tabakası hırpalanmış oluyor. İlk başta gastritler görüyoruz. Bu gastritler tabii bölgesel olarak daha şiddetli olursa buralarda ülserler görüyoruz. Bu ülserler bazen ilerliyor, daha genişliyor. Tanı konulamazsa midenin çıkışını daraltacak konuma bile gelebiliyorlar. Pilorsistonozu diyoruz ona. Bu sefer cerrahi devreye girmesi gerekiyor. Ama eskisi gibi değil artık. Bunların hepsini biz ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Ama ilerlemeden yakalamak lazım. Yani endoskopi, gastroskopi olmaktan hiç kaçınmamak lazım. Çok kolay bir yöntem. 3-4 dakikalık bir yöntem. Ama hastalar bazen korkuyorlar, yaptırmıyorlar. Oysa kaybedecekleri çok şey olabilir. Yani bir endoskopi yaptırmakla evet, birçok hastalıktan kendilerini koruyabilirler. Aynen öyle. Midede oluşabilecek, boğaz yemek borusunda oluşabilecek, hı-hı, bağırsaklarımızda oluşabilecek birçok rahatsızlığı engelleyebiliriz. Çok erken teşhis konulabilir. Biliyorsunuz günümüzün en kötü hastalığı, kötü demeyeyim tabii, kanser. Yani evet, herkesin korktuğu hastalık kanser. Kanserde de çok aşama kaydetmiş durumdayız. Ama kanserin ilk tedavisi erken teşhistir. Erken teşhisi koyduğunuz zaman tedavisi çok kolay. Mesela sorarsınız, hocam kaçıncı evrede? Evet. İşte çok önemli. Daha birinci evredeyken bunu yakalamak lazım. Endoskopi de bu işi yapıyor. Mide ve kolon için.